İnsan doğasına ışık tutan muhteşem çizimler. Karizmatik, zayıf, sakallı, heyecanlı ve çok hızlı konuşan bir adam. Kim mi? Macit Kostro Anjo. O bir karikatürist. 15 yaşından beri çiziyor. Tahran Sanat Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarım Yüksek Lisansını bitirmiş ve halen İran'da yaşıyor. Macit'in ilginç ve eşsiz karikatürlerini görür görmez hemen bir araştırmayla onun küçük dünyasını keşfetmeye çalıştım. Ve sıra dışı olduğunu düşündüğüm karikatürlerini inceledim. Onun kurgusal çizimlerini çok beğendim ve sizlerle paylaşmak istedim. Instagram üzerinde kişisel sayfası çok popüler olan bir karikatürcü. Macit Kostro Anjom'un enteresan bir tarzı var. Her şeyi farklı bir açıdan görebiliyor ve bunu çalışmalarında da gözlemliyorsunuz. O, yaşamın içinden değişik objeleri çizimleriyle buluşturmayı harika bir şekilde becerebiliyor. Macit'in enteresan bir yapısı var. Aklına takılan bir şey oldu mu hemen onu karikatürize etmek istiyor. Bu yüzden daima yanında bir not defteri bulundurmaya da özen gösteriyor. Bir keresinde Macit alışveriş için dışarı çıkmış ve ATM'den para çekmek üzereymiş. Derken tam para çekeceği sırada ilan perisi ya bu, ansızın gelmiş ve bizim Macit'in acilen duygularını çizmesi gerekiyormuş. Ancak o gün yanında çizim yapabileceği bir kağıt parçası yokmuş, not defterini almamış. Ve o sırada zihninde uçuşan duygularını yitirmeden bir yere çizmesi gerekiyormuş. Etrafına bakılmış, çizebileceği tek nesnenin ATM makinesi olduğunu görmüş. ATM makinesine çizmiş çizmesine de Macit'i tanımayan, sanattan yoksun banka güvenlik görevlisi onu ensesinden yakalamış ve şüpheli şahıs diye doğru sorgulayacakmış. Hakkında tutanak hazırlamış. Bu yaratıcı çizim serüveninin sonunda kahramanımız bankaya küçük bir ceza ödemek zorunda kalmış. Ancak bu ceza onu durdurmaya asla yetmemiş. Bir söyleşisinde eğer yanında çizim yapabileceği bir kağıt parçası yoksa, boş bir duvar bile onun için çizim yapmak için yeterli bir alan olduğunu söylüyor. Macit'in ilham perisi geldi mi, hiçbir şey onu durduramıyor. Çizim yapılacak alanın hiçbir önemi yok. Banka ATM'si, evin duvarı, paket kağıdı, taş, toprak hiç fark etmiyor. Yeter ki Macit'in ilham perisi gelsin. Aslında Macit'in ilham perisi hiç gitmiyor diyebiliriz. Macit'i tanıdığım kadarıyla kişiliğinin kaçınılmaz bir parçası olan çizmek onun yaşam biçimi olmuş adeta. Eminim bu anlattıklarım ve izlediğiniz eşsiz karikatür çalışmalarıyla sizin de benimle aynı fikirde olduğunuzu düşünüyorum. Yaşamın içinde var olan her nesne onun ilgi alanına girip çizimlerinde kendine mutlaka bir yer bulabiliyor. Onun karikatürlerinde yanmış bir kibrit çöpünden bozulmuş bir duvar perisine, bir meyve kabuğundan bir el aletine kadar her nesnenin çizimle uyumlu kolajını görmek mümkün. Onun karikatürlerinde hayal ile gerçeğin harikulade kombinasyonu görüyorsunuz. Ve bu uyumlu kolaj muhteşem sonuçlar doğuruyor. Haksız mıyım? İşte Macit
Costa Anjou'nun hayatının doğasına ışık tutan çalışmalarından örnekleri büyük bir keyifle sizlerle paylaştım. Umuyorum ki sizler de büyük bir keyifle izlediniz. Bu arada kanalımıza destek olmak için abone olmayı ve yorum bırakmayı lütfen unutmayın, olur mu? Eğer sizler de benim gibi Macit Kosru Anjom'un bu karikatür çalışmalarını beğendiyseniz, inanın geride yüzlerce çalışması var. Sizler için onları derleyebilirim. İyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.